İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Yoldaş Yatırım Soruyor programıyla sizlerle beraberim. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yaşanan acı veren deprem sonrasında kayıplarımızın sayıları tek açıklanıyor. Güncelleme geldi. Deprem felaketinde can kaybının 36.187'ye yükseldiği belirtildi son gelişmelerde. Hayatını kaybedenlerle Allah rahmet eylesin diyoruz. Geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Efendim piyasalardaki gelişmelere bakalım isterseniz öncelikle. İçeride piyasa çok kuvvetli bir açılış yapmıştı. 5300'lerin üzerini test etmişti. %7'nin üzerinde bir artı vardı ama şu anda 5000 sınırına kadar çekildi. O zaman tekrardan bir tepki vermeye çalışıyor. 5038 puandan geçiyor son işlemler BIST yüz endeksinde. Dolar TL 18.85 seviyesinde, Euro TL'de 20.20 civarında fiyatlamalar. Sepet kurun 19.53'te dengelenmeye çalıştığını görmekteyiz. Gram altında da 1116 TL son işlemlerin geçtiği yer. Paritelere bir göz atalım. Paritelerde gelişmeler nasıl? Dolar endeksinde güçlenme çabaları vardı. 104 seviyesi test edildi. Oradan tekrardan bir hafif geri çekilme var. 103.57-58 bölgesinde olduğumuzu söyleyelim. Euro-dolar paritesinde de buna mukabil yukarı doğru bir hareket oldu. Euro'nun değer kazandığını söyleyelim. 1.07-17'deyiz. Pound-dolarda da 1.20-54 karşımıza çıkan son değer. Dolar-yen'de 133.74'ü görüyoruz. Dolar-İsviçre frankında da 0.92-24 son fiyatlamalar. Emtia piyasasındaki fiyatlamalara bakalım. Altının onsu bizim piyasaları kapanırken ki altın ons fiyatı 1900'ler civarındaydı. Bu süre zarfında bayağı bir düşüşler yaşandı. Şu anda 1830 seviyesinden bir tepki vermeye çalışıyor. Şu an 1841.50'de. Brent petrol 85.5 dolarda, Amerikan tipi ham petrol de 79.16'da diyelim son fiyatlamalarda. Evet, şimdi konumuza dönüyoruz. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizlerle olacak. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhabalar Cenk Bey, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi işte piyasaları bakıyoruz bir yandan ama tabii öte yandan hep aklımız deprem bölgesinde 11 ilimizde. Oradaki gelecek iyi haberleri takip etmeye çalışıyoruz ama artık zamanda o kadar uzadı ki iyi haberler artık iyice mucizelere kalmış vaziyette. Demin de güncelleme geldi. 36 bini aşan bir can kaybıyla karşı karşıyayız. Bunun ekonomi üzerindeki etkilerini biraz konuşmak istiyorum. Çeşitli değerlendirmeler var. Kimi değerlendirmeler yurt dışı kurumlardan Goldman Sachs'tan gelmişti. Yani etkisinin gayri safi yurt dışı hasıla etkisi %1'den az olma potansiyeli olduğunu belirtmişlerdi. Yine başka değerlendirmelerde bu hasarın 84.1 milyar dolarlık bir kayıba yol açtığını, ekonomi üzerinde gayri safi hasılanın %5.5'una eşit olacağı belirtilmişti. Yine başka bir ekonomist grubu 12 milyardan aşağı olmayacak bir hasar. Bu kadar geniş yelpazeyi neye göre değerlendirmek lazım? Sizin öngörüleriniz nedir? Büyüme üzerinde nasıl bir etkisi olur? Normalde inşaat sektörü biliyorsunuz geniş bir yelpaze işaret eder. Tüketim açısından baktığımızda ciddi bir altyapı çalışması, yeni binaların teşkili, hafriyatların kaldırılması gibi süreçler var. Bunların ekonomi üzerindeki etkilerini bizim için değerlendirmişsiniz öncelikle. Tabii Cenk Bey, öncelikli olarak bu büyük felakette yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yaralılarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Ailelerine de sabırlar. Tüm ülkemizin başı sağ olsun, başta bölge halkı olmak üzere. Gerçekten çok çok üzücü bir felaket. Şimdi şöyle söyleyeyim Cenk Bey, evet yani depremin ilk etkilerini atlattıktan sonra şu an piyasanın da en çok merak ettiği konulardan biri, özellikle ilk 2023'te Türkiye ekonomisini bu durum nasıl etkiler? Dolayısıyla farklı kurumlarda. Mesela bütçe açığı üzerine nasıl bir etkisi olabilir? Vergi gelirleri üzerine nasıl etkisi olabilir? Bunlar konusunda bizi biraz aydınlatırsanız çok sevinirim. Tabii Cenk Bey. Şu an genel olarak konuşulan 2023 büyümesi, işte genel biliyorsunuz 2023'te hakim beklenti Türkiye ekonomisinin %3 civarında büyüyeceği yönündeydi. Dolayısıyla ilk gelen tahminlere baktığımızda işte ekonominin tamamen işte daralabileceği yönünde tahminler de vardı. Şunu söyleyeyim, yani henüz daha enkazın hani ekonomi üzerindeki net anlamda yükünü için net bir şey söylemek çok mümkün değil. Çünkü henüz çok daha erken,
Dolayısıyla verileri gerçek anlamda bir bakmak gerekir ve bu verilerle beraber sağlıklı bir çalışma yapmak gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ama genel olarak şunu söyleyebilirim, yani okuduğum analizlerde gerek yurt içi gerek yurt dışı, genel olarak hani şöyle bir hemfikir durum var. Yani yaklaşık %1 2023'te büyümeyi azaltacak yönde bir maliyetin olacağı yönde bir beklenti var gibi. Dediğim gibi yani bu elbette ki değişecektir daha sağlıklı, daha doğru veriler geldikçe. Şimdi tabii şu olacak, ilk olarak tabii ki devletin yükü çok ciddi artacak burada. Dolayısıyla devlet harcamaları, kamu harcamaları, altyapı harcamalarıyla ciddi oranda artacaktır. Haliyle bunu da yani hem bütçe açığı olarak rakamlara yansıma olarak göreceğiz. Zaten aslında hani bütçe tarafı birçok olumsuzluğa rağmen aslında en iyi giden taraftı. Geçen sene de öyle aslında, yani yılın ilk yarısına baktığımızda bütçe fazlası verdiğimizi gördük. Temmuz'dan sonra bütçede bir bozulma gördük. İşte onun da temel sebepleri biliniyor zaten. Gerek işte bu kur korumalı mevduat tarafı var. Bunun dışında işte kurun getirdiği bir belirli düzeyde yükler var. Dolayısıyla bundan sonraki sürede bütçe açığında ciddi bir kamu harcamalarındaki artışla birlikte bu altyapıya gidecek olan harcamalarla beraber ciddi anlamda artış beklemek gerekir. Tabii vergi gelirleri. Şimdi geçen sene aslında bütçe üzerinde yük çok olmasına rağmen yine de beklenenin daha ötesinde iyi bir merkezi bütçe yönetimi gördük. Neden? Çünkü vergi gelirleri enflasyon nedeniyle oldukça yüksekti. Dolayısıyla enflasyon kaynaklı olarak vergi gelirinde beklenenden onu daha güçlü artıyor. Açabilir miyiz acaba? Enflasyon muhasebesi uygulansaydı bu kadar artar mıydı? Yoksa ondan kaynaklanan bir durum mu? Kesinlikle Cenk Bey. Eğer enflasyon muhasebesi uygulansaydı bu denli reel anlamda artış görmezdik. Dolayısıyla enflasyon muhasebesinin uygulanmamasının getirdiği elbette burada bir daha böyle nominal bir artış da var diye düşünüyorum. Ama şurası net. Hani hep enflasyon dönemlerinde bu hemen hemen hani bütün dönemlerde görülen bir durumdur. Devletin vergi gelirinde ciddi bir artış da var. Fiyat artışları kaynaklı olarak. Çünkü yönetilen, yönlendirilen tarafta da fiyatlar yükseldiği için hani oradan gelen de bir etki var. Şimdi dolayısıyla bu yıl itibariyle baktığımızda yani zaten Ocak ayında dün açıklandı biliyorsunuz rakam. 32 milyar TL'lik evet. Bir açık var aylık bazda. Dolayısıyla hem vergiler özellikle deprem bölgesine yönelik olarak vergilerde belirli bir düşme, belirli istisnaya elbette gidilecektir. Dolayısıyla bu vergi tarafını azaltıcı bir etmen yaratacaktır. Ama bütçeyi etkileyecek en ciddi yanı elbette ki devletin yapacağı gerek transfer harcamaları gerek altyapı harcamaları. Bu yönü itibariyle burada ciddi bir geçtiğimiz yıla göre ciddi bir artış bekleyebiliriz. 99 depremini hatırlayalım zaten. 99 depreminden sonra da biz bunu gördük. Dolayısıyla kamu harcamaları yönünde bütçe harcamalarında ciddi bir artış bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Haliyle yani işimiz çok kolay olmayacak her anlamda. Yani gerek ekonomik boyutu gerek sosyal gerek psikolojik. Her yönüyle ciddi bir aksiyonun getirdiği bir durum diye düşünüyorum. Umarım en hafif şekilde, en hızlı şekilde bu süreci atlatabiliriz diye düşünüyorum Cenk Bey. Peki bu kamu harcamalarının önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde etkisi nasıl olur? O konuda bir öngörünüz var mı? Şöyle söyleyeyim Cenk Bey, yani şu an zaten daha hani mesela diyelim ki borsa için alınan önlemlere bile baktığımızda alınan önlemler aslında genişletici politikalara işaret ediyor. Dolayısıyla bundan sonraki sürede bu gibi genişletici gerek maliye politikası tarafında gerek para politikası tarafında her ne kadar işte faiz indirimi yoluyla olmasa da genişletici politikaları görmek zorunda kalacağız. Şunu söyleyeyim, zaten hani seçim öncesi eğer böyle bir deprem olmasaydı da Türkiye zaten böyle bir sürece girecekti. Şimdi bana kalırsa bu ikiye çıkacak. Bir, seçim öncesi dönemdeyiz. Evet belki Mayıs'ta yapılmayacak ama yani şimdilik tabii bunu konuşmak için de erken ama Haziran'da yapılacak gibi duruyor. Dolayısıyla hem seçim öncesi dönem olduğu için hem de deprem olduğu için daha doğrusu ikisi birlikte ciddi anlamda bir genişletici politika sürecine gireceğimiz bir dönem olacak. Hani bunu şuradan anlayabiliriz. İşte bireysel emeklilik sistemi de bir değişikliğe gidildi biliyorsunuz. Tahvil kısmı azaltılıp devlet katkısının yatırıldığı fonlarda hisse tarafı artırıldı borsayı destekleme adına. Şimdi tahvil tarafı kısınca tabii şirketler ellerindeki devlet tahvilini çıkarmak zorunda kalacaklardı. Bu denli yüklü tahvili alacak da kimse olmadığı için Merkez Bankası üstlendi ve 4.1 milyar TL'lik bir tahvil alımı yapmak zorunda kaldı. Bunun kendisi bile başlı başına bir genişletici politika aslında. Yani piyasaya likitte sunmuş oldu Merkez Bankası. Dolayısıyla şimdi neden peki böyle bir adım atılmak zorunda kaldı? Çünkü deprem nedeniyle işte borsada yaşanan bu düşüşleri telafi etmek, işte borsadaki düşüşler çöküşe dönüşmesin diye alınan önlemler aslında bunlar. Dolayısıyla deprem nedeniyle
Zaten şu var, yani depremi de bir tarafa bırakırsak borsa tarafı için veya ekonomiyle ilgili zaten devletin işte bazı değerleri ne diyelim istediği noktada tutma adına önlemler olduğunu biliyoruz. İşte kur tarafında biliyoruz piyasaya müdahaleyi. Şimdi tabii deprem sebebiyle de borsa tarafı da ne diyelim ön plana çıktı. Ondan öncesinde sorunlar olmasına rağmen. Hani bu bir örnek. Dolayısıyla bu gibi örnekler artacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla ekonomi yönetimi evet depremle mücadele edecektir. Deprem bölgesine toparlamaya çalışacaktır ama bir taraftan da elbette seçim öncesi dönemde de ekonomide gerek deprem nedeniyle gerek farklı nedenlerde de bozulmaları da istemeyecektir. Haliyle tüm bu konjonktür birlikte düşündüğümüzde deprem öncesi duruma göre çok daha güçlü gerek para politikası gerek maliye politikası tarafında özellikle maliye politikası tarafında güçlü genişletici politikalar beklemek gerekir. Tabii ki bunun sonucu ne olacaktır? Elbette enflasyonist sonuçlar yaratacaktır bu süreçler. Haliyle zaten şunu tartışıyorduk Cenk Bey. Yani seçim öncesi dönemde bu işte ücret maaşlarından tutun da işte KGF aracılığıyla verilen kredilere kadar bunların enflasyon üzerinde ne yönde yukarı yönlü risk yaratacağını 2023'ün ikinci yarısı konuşabiliriz. Bu nedenle de enflasyon hakkında konuşacaksak eğer hani seçim önemli bir çıpa, seçim öncesinde ne denli genişleyici politikalar uygulanacak ve bunun enflasyona etkisi ne olacak bunu konuşuyorduk. Haliyle bundan sonraki sürede tabii bu lütfen konuşmalarım yanlış anlaşılmasın. Yani önceliğimiz elbette deprem bölgesi. Yani bunun sonucu enflasyon da olsa, bunun sonucu bütçe açığı da olsa elbette ki devlet orada yer almalı ve gereken tüm altyapı yardımlarından tutun da oradaki vatandaşa yardım açısından ne gerekiyorsa elbette yapmalı. Bu tartışmaya zaten açık bir konu değil. Bunun da yanlış anlaşılmasını istemem. Dolayısıyla yani zaten hani bıçak sırtındaydık enflasyon konusunda. Haliyle böyle özel bir dönemde de yakalandığımız için elbette bunun yani enflasyon tarafına bir ne diyelim katkı veya sunma durumu olabilir diye düşünüyorum. Peki efendim, baktığımız zaman burada Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki toplantısında acaba bir faiz indirimi gelme ihtimali olabilir mi? Şöyle söyleyeyim Cenk Bey, gelme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Zaten yine deprem öncesi döneme gidelim. Deprem öncesi dönemde hatırlayalım son para politikası kurul metninden Merkez Bankası işte %9 düzeyinde enflasyon yeterlidir cümlesini çıkarmıştı. Zaten bu cümle çıktıktan sonra piyasada çok güçlü bir şekilde seçim öncesi dönemde faiz indirimi geleceği fiyatlanmıştı. Hatta sonrasında Cumhurbaşkanı'nın da bir söylemi olmuştu. Yani faiz indirimine devam edeceğiz yönünde. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu söyleminden sonra çok daha güçlü fiyatlandı. Şimdi tabii deprem döneminde olduğumuz için ekonomiyi rahatlatıcı, başta deprem bölgesi ve sonrasında da bu ekonomideki olumsuzlukları giderecek, biraz önce de verdiğim örneklerle borsa özelinde anlattım bunu, genişleyici adımlar geliyor. Dolayısıyla da ben bu noktada hele ki böylesi bir dönemde işte şunu konuşuyoruz işte %3 değil de %2 büyüyeceğiz. Dolayısıyla ekonomik anlamda bir yük olacak. Dolayısıyla Sanayi üretiminde de bu zaten 2 aydır biliyorsunuz bir eksi gidiş var. Bunda Temmuz ayındaki veriler sonrasında Ağustos'taki faiz indirimi başlarken biraz da oraya atıfta bulunmuştu. Merkez Bankası Başkanı da son enflasyon raporu sunumunun sonrasındaki konuşmalarda o zamanki metinlere bakın. Oradaki mesajlarla kıyaslayın önümüzdeki dönemdeki atılacak adımları diye bir söylemi olmuştu. Bu noktaya baktığımız zaman siz ne dersiniz? Evet Cenk Bey, dediğiniz doğru. O gün belki de hani Merkez Bankası şey enflasyon raporsunda enflasyondan daha çok faiz indirimiyle ilgili sorular gelmişti. Sizin de söylediğiniz gibi yani biz ne zaman faiz indiriyoruz? Metinlerimize baktığınızda Ağustos ayında bunu görürsünüz. Orada da temel şey şu, Merkez Bankası hep şunu söyledi. Yani üçüncü ve dördüncü çeyrekte Türkiye'de dış talep azalıyor. Dış talep azaldığı için hani ben ekonomik büyüme, istihdam tarafındaki görünümümü korumak, daha aşağı gelmesini engellemek için İç talebi destekleyici bir şekilde faiz indirimi yapacağım dedi. Dolayısıyla hani buradaki süreçte de hani hep şunu söyledik. Yani dış talepte çok ciddi bir bozulma olursa faiz indirimi gelir. Yılın ilk yarısında da yani dış talep tarafında da çok ciddi bir bozulma öngörülmüyordu. Fakat işte bu son politika metninden bu cümlenin çıkarılmış olması, işte son enflasyon raporu sonrasında Cumhurbaşkanı söylemlerine baktığımızda çok net bir şekilde hani iç talebi destekleme adına, işte sanayi üretimi kapasite kullanım tarafı, istihdam tarafını destekleme adına bir faiz indirimi geleceği beklentisi vardı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ben bu noktada Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi bekliyorum Cenk Bey. Geleceğini düşünüyorum, yüksek olasılık olarak görüyorum. Deprem sonrası süreçte daha da yüksek olasılık olarak görüyorum açıkçası.
Peki biraz da yurt dışına gidelim. Bizim kapalı olduğumuz dönemde gelen veriler vardı. Özellikle de işte Amerika'dan enflasyon verisinin geldiğini gördük. Aşağı doğru gidişte bir ivme kaybının olduğunu söz konusu. Bunun benzin fiyatlarındaki artıştan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Ne dersiniz? Burada da DXY'da hafif bir toparlanmanın geldiğini, tekrardan 101 seviyesinden 104'lere doğru ataklandığını, Amerika'da yine 10 yıllık tahvil faizlerinin kısa vadede 3.30'lar seviyesinden tekrardan 3.80'ler seviyesine dayandığını gördük. Bunların önümüzdeki dönemdeki yansımaları nasıl olacaktır? Şöyle söyleyeyim Cenk Bey, ilk olarak bu son Şubat toplantısına gidelim. Yani Şubat toplantısında piyasa Powell'ı gereğinden fazla olumlu yorumladı. İşte dezenflasyon süreç başladı dediği için aynı zamanda işte finansal koşullarla da kısa vadeyle ilgilenmiyoruz. Bizim uzun vadeli finansal koşullara bakıyoruz demesi piyasada ciddi bir coşku havası yaratmıştı. Fakat sonrasında bir hafta sonra özellikle Fed üyelerinden gelen açıklamalara baktığımızda başta aslında işin çok da öyle olmadığını görmüş olduk. Dolayısıyla geçen hafta yavaş yavaş o 1 Şubat akşamı oluşan coşkunun yavaş yavaş sönmeye başladığını görüyorum. Tabii tarım dışı istihdam raporu da burada çok etkili oldu. Çünkü o akşam Powell son dönemlerde olduğu gibi yani istihdam çok sıkı, iş gücü piyasası çok sıkı, buraya da bakacağız. Tabii yani aslında bana kalırsa evet. Tarihi işsizlik rakamıyla karşı karşıyayız. Aynen öyle Cenk Bey. Yani tarım dışı istihdam neredeyse 2 kat daha güçlü geldi. İşsizlik dediğiniz gibi artması beklenirken gerileme gösterdi. Dolayısıyla yani raporun genel olarak evet ücretler tarafında belki çok ciddi bir geri çekilme olmasa da ya da güçlü bir yükseliş olmasa da genel olarak güçlü bir rapor. Dolayısıyla hala iş gücü piyasasının sağlıklı olduğunu gösteren bir rapor. Şimdi onun üzerine geçen hafta tabii ki bu son özellikle istihdam raporundan sonra Fed üyeleri de Şahin konuşunca geçen hafta Amerika'da o terse dönmeyi görmeye başladık. Bu hafta biliyorsunuz TÜFE rakamları geldi. Şimdi TÜFE rakamına baktığımızda şu yavaş yavaş konuşulmaya başladı. Hatta çok güçlü. Amerika'da enflasyon yapışkan olacak. Yani evet düşecek fakat Fed'in istediği hızda düşmeyecek. Neden? Tamam yıllık bazda bir geri çekilme var. Yani %6,5'tan 6.4'e 6.2 bekleniyordu. Çekirdek tarafa bakıyorsunuz. Orada da yine 5.7'den 5.6'ya geri çekilme var. 5.4'e. Daha da önemlisi aylık manşet tarafta bir yükselme gördük. Yani geçen ay %0.1'lik bir artış vardı. Bu ay %0.4. Yine çekirdek tarafa bakıyorsunuz. Aylık enflasyon momentumda bir geri çekilme yok. %0.4 korunuyor. Dolayısıyla şimdi böyle baktığınız zaman aslında evet geçen ayın altında fakat beklentilerin üstünde bir enflasyon var. Dolayısıyla hep şunu dillendirdik. Evet enflasyon Amerika'da düşecek. Bakın önümüzdeki 2 ay baz etkisiyle %5'lere kadar düşecek. Fakat asıl mesele o %5'ten %4.5'tan sonra o kalıcılık ne yönde olacak? Dolayısıyla son 2 aydır gelen TÜFE rakamlarına baktığımızda gerek ÜFE rakamına da baktığımızda o yapışkanlığın öncül göstergelerini görmeye başladık biz Cenk Bey. Dolayısıyla piyasa bir yönüyle memnun oldu aslında Amerika'da son gelen TÜFE rakamlarından, bir yönüyle memnun olmadı. Dolayısıyla şunu fiyatlamaya başladı gelen TÜFE rakamları sonrası. Daha agresif Fed olabilir. Çünkü enflasyon kalıcı olacak, yapışkan olacak, kolay kolay düşmeyecek. Şimdi aylık rakama baktığımızda en çok ne desteklemiş? Konut tarafı. Konut tarafında bir yükseliş var aylık bazda. Şimdi benzin fiyatları son 2 aydır düşüş gösteriyordu. Bu ay aylık %2.4 yükselmiş. Gıda tarafı oldukça yüksek. Dolayısıyla bu konut tarafı, gıda tarafı yani siz sıkı para politikası uygulasanız da çok kısa vadede düşürebileceğiniz noktalar değil. Hele ki konut tarafı oldukça sıkıntılı. Dolayısıyla özellikle de Fed'in bu Powell'ın son FOMC akşamında değindiği bu çekirdek taraftan enerjiyi çıkardığı konut tarafını çıkardığınızda kalan hizmet tarafı oldukça yüksek. Hatta mal tarafına baktığınızda aradaki işte %7.5'larda hizmet tarafı, %1.4'larda mal tarafı var. Dolayısıyla bu konut tuttu çıkardığınızda geriye kalan çekirdek hizmet tarafı oldukça sıkıntılı. Bırakın geri çekilmeyi, güçlü kalmaya devam ediyor. Zaten swap tarafı akıllandı Cenk Bey. İlk yarı yılda Fed'le uyumlaştı. Swap tarafına baktığımızda şu an piyasa benim izlediğim tarafta CMA FedWatch'da 75 bas puanlık artışı daha fiyatlıyor. Yani Mart'ta 1.25, Mayıs'ta 1.25. Haziran veya Temmuz bu değişiyor. Dün Haziran'da 1.25 daha gelir. 5.25, 5.5'da tavan faiz oluşur diyordu. Bugün baktım Haziran'ı pas geçer. Temmuz'da 1.25 gelir. 5.25, 5.5'a çıkar diyordu. Bakın nereden nereye geldik? 4.75, 5 aralığında 5.25, 5.5'a geldik. Dolayısıyla ilk sorun çözüldü. Yani yılın ilk yarısı için piyasa ile Fed arasında bir uyuşmazlık yok. Yılın ikinci yarısı için hala var. Piyasa 50 bas puanlık indirimi fiyatlıyordu. Özellikle bu tarım dışı istihdam raporu öncesi. Fakat şimdi 25 bas puanla çekti bunu. Dolayısıyla şimdi dün gelen rakamlar var. Mesela perakende satışlar
beklenti üstü. İşte sanayi üretimi, imalat üretimi geçen ay bir düşme vardı. Orada da yine bir güçlü duruş görüyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Bana kalırsa son dönemde tarım dışı istihdam raporu bir kırılma yarattı. Bu kırılmayla beraber şu fiyatlanıyor. Amerika'da yumuşak iniş oldukça olası. Dolayısıyla yumuşak inişi daha güçlü piyasa fiyatlıyor. Enflasyon da düşüyor. Öyle veya böyle çok hızlı olmasa da. Hani dolayısıyla dün gelen mesela perakende satışları aslında yumuşak iniş böylesine güçlü fiyatlanırken iyi veri kötü piyasa yaratmasını beklerdik. Fakat bir yönü itibariyle hisseler resesyonun son dönemde hisse tarafı çok güçlü fiyatladığı için şunu fiyatlıyor. Evet, güçlü gelen iyi veriler Fed'in elini faiz artırmada güçlendirecek. Dolayısıyla enflasyonun belini kırmak için daha beklediğimizden daha uzun süre kalır. En azından belki 5.25-5.5'un üstüne çıkmasa bile. Bu yön itibariyle endekslere satış getiriyor. Fakat şu yön itibariyle ekonomi güçlü olduğu için ki önemlidir perakende satışlar Amerikan ekonomisi için. Karlılıklarda çok düşme olmayacak 2023'te. Çünkü resesyon çok güçlü olmayacak. Yumuşak iniş daha olası. Bu yön itibariyle de alım getiriyor. Dolayısıyla şimdilik kısa vadede bu böyle gidecektir. Gelen iyi veriler endekslere bir yön itibariyle satış, bir yön itibariyle de alım getirecektir diye düşünüyorum. Ama öyle veya böyle daha şahin Fed'i piyasa tarım dışı istihdam raporundan sonra çok daha iyi anladı. Çok daha güçlü bir şekilde fiyatlamaya devam ediyor Cenk Bey diye düşünüyorum. Bu arada 2 yıllık 10 yıllık tahvil farkında da eksi bölgenin daha da derinleşmeye gittiğini gördük. Burada da hele 1 yıllık tahvillerde 5'i zorlayan yapıya büründük. Ne diyorsunuz? Bu biliyorsunuz daha önceki tecrübelerde bu aradaki marjın açılması, eksi bölgede fiyatlanması peşinden 5-6 aylık bir periyot içinde Amerika'nın bir resesyona girme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Son gelen veriler sonrasındaki bu makasın tekrardan derinleşmesine ne dersiniz? Şöyle söyleyeyim Cenk Bey, aslında bu yani geçen seneden bu yana piyasanın konuştuğu bir mesele. Hani ilk pandemi sürecinden çıkıştan önce, hatta daha sıkı para politikası uygulanmaya başlamadan önce piyasanın en çok dikkat çektiği meseleydi bu 2 yıllık 10 yıllık arasındaki fark. Çünkü genel olarak tarihsel sürece baktığınızda yani 2 yıllık 10 yıllıklar arasındaki bu farkın negatife dönmesi aslında resesyon, güçlü bir resesyon ne diyelim öncü göstergesi olarak görülüyordu. Dolayısıyla tarihsel olarak baktığınızda yalnızca birkaç seferde resesyon olmamış ama ne zaman 2 yıllık 10 yıllık fark açıldığında bu resesyonu Amerikan ekonomisinin yaşadığını aslında görmüştük. Sonrasında şöyle bir hipotez de atıldı. Özellikle Powell bunu söyledi. Yani biz 2 yıllık 10 yıllık farkından ziyade 3 aylık 10 yıllık farkına bakıyoruz. Dolayısıyla bizim aslında hani resesyon öncü göstergesi olarak baktığımız fark bu. Ama son dönemlerde baktığınızda yani orada da aslında diğer dönemlere göre orada bir pozitiflik vardı az da olsa biliyorsunuz. Fakat o da negatife doğru dönmüştü 2022'nin sonuna doğru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet yani bu bir resesyon öncü göstergesidir. Tam anlamıyla resesyon olacak demek değil elbette. Dolayısıyla bu farkın olması yani negatif farkın gittikçe artıyor olması elbette Amerika'da resesyonun daha güçlü olduğu anlamına gelecektir. Şimdi şöyle söyleyeyim yani Amerika'da resesyonla ilgili yani şeye baktığınız zaman anket bazlı verilere baktığınızda resesyon emarelerini çok güçlü görüyorsunuz. Örneğin PMI verileri çok net gösteriyor bunu. Fakat daha makroekonomik örneğin işte son çeyrek GDP rakamına baktığınızda ya da işte perakende satışlara baktığınızda bazı verilerde de bunu görmüyorsunuz. Dolayısıyla bunu görmüyor olmak da aslında piyasanın kafasını karıştıran önemli noktalardan biri. Şunu söyleyebilirim yani öyle veya böyle evet datalar karışık geliyor olsa da genel bir değerlendirme yapacak olursak yani Amerikan ekonomisinin hala oldukça sağlıklı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sadece iş gücü piyasası verileri bile bence bunu çok net bir şekilde teyit ediyor diye düşünüyorum. Tabii şöyle bir beklenti de var. Yani evet iş gücü piyasasının o faiz artış etkilerini henüz göremedik biz ama hani görmeye başladıktan sonra iş gücü piyasası tarafı çok hızlı bozulacak diyenler de var. Ama öyle veya böyle sadece işsizlik rakamına bile baktığınızda neyi görüyorsunuz? Çok net bir şekilde iş gücü piyasasının sıkı olduğunu görüyorsunuz. Tabii onunla ilgili de farklı tartışmalar da var. Hatta Fed ekonomistlerinin artık bu klasik Philip Saves üzerinden enflasyon meselesine bakmadı. Yani ücret işsizlik, enflasyon işsizlik meselesi üzerinden değil de daha çok enflasyonla ilgili göstergelere ücret artışları üzerinden baktığı ve bu yöntemin daha sağlıklı olduğuna dair görüşler de var. Ama benim bu noktada görüşüm şu, özellikle Çin'in açılıyor olması da bence 2023'te bir miktar sürprizdi. Bana kalırsa bu da Amerikan ekonomisinin resesyon ihtimali bir miktar daha azaltıcı etki yaratıyor diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Dolayısıyla buradaki büyümenin güçlü olması Amerika gibi birçok küresel anlamda ekonomik büyümeleri de destekleyici bir yön oluşturuyor. Evet enflasyonu artırıcı bir tarafı da elbette bu durumun bir yönü itibariyle var, bir yönü itibariyle yok.
Dolayısıyla şu an itibariyle baktığımda ben Amerikan ekonomisinin hala sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani bir resesyon olsa bile 2024'te başlayacağı faiz indirimleriyle çok hızlı bir şekilde bu resesyonu geride bırakacağını düşünüyorum. Zaten şöyle bir konjonktüre de geldik Cenk Bey. Yani hani Avrupa'yı konuşurken Avrupa bile bunu 2022'deki o tahminlere göre daha iyi atlatacak gibi görünüyor. Haliyle Amerikan ekonomisinde çok derin bir resesyon olma ihtimalini ben şu an için çok güçlü görmüyorum rakamlara baktığımda. Çok teşekkürler katkınız için. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Efendim, bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.